Yapıcı var o dışında. Kurutmaya içerideki sıkıp da böyle kurutmaya bırakıyoruz. Evet. Bu kuruttuktan sonra da içeride saracağız. Adım Nagihan oldu. İncirköy mahallesinde oturuyorum. Büyüklerimizden, atalarımızdan görmüştük. Unutulmaya yüz tutmuş dastarlar, kilimler. Bunları tekrar gündeme getirmek istediğimiz için kursa başlamıştık. Tanıyabilir miyiz? Ben İpnur Esen Demir. İki senedir buradayız. İstanbul'dan geldim. Yöre halkından değilim ama yöre halkı sağ olsun kendinden kabul ediyor. Çok seviyorum onları. Peki daha önce görmüş müydünüz böyle? Hayır, ben ilk defa elime aldım yani. Sağ olsunlar. Kendilerinden kabul ediyorlar buraya gelenleri de. Çok seviyorum onları. Teşekkür ediyorum hepsine. Hepsini tanıyabilir miyiz? Ben Seray Özdemir. Ben de İncirköy Mahallesi'nde oturuyorum. Ben çocukluğumdan beri hep dokumanın içindeydim. Annem yapıyordu her zaman. Mesela dokuma parasını da bize hep okuttu. Ondan sonra ben de öğrenip çocuklarıma bir şeyler bırakmak istiyorum. Yeni mi başladınız peki? Daha yeni önce başladım, evet. Daha önce denemiş miydiniz? Daha önce hiç denemedim. Evet abla, sizin isminizi bir alabilir miyim ilk önce? Fatma Karpuz. Bu dokumalarımız bizim yıllar öncesi başlamıştı. Atalarımız, ninelerimiz, annelerimiz yapıyorlardı. Ama şimdi yeni gelişmeler, yeni arkadaşlarımız meraklı olduğu için bu hani bakmakta olan şeyimizi yenilemek, tazelemek isterler. Peki abla, sonuç olarak neler yapılıyor? Bundan başörtüsü yapılır. Evet. Kıyafetler dikiliyor, elbisedir, gömlektir. Sehpa üzerine, masa örtüsü, perde. Evet. O arkadaşların da dokuduğu o yünlerden çekyat örtüsü, halı üstü, yolluk gibi şeyler yapılıyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ender Suat Tok, Fethiye Halk Eğitim Merkezi müdürüyüm.
Evet hocam, bu kurs hakkında bilgi verir misiniz? Bildiğiniz gibi unutulmaya yüz tutmuş bölgemizde sanatlar var. Bunlardan da biri dastar dokuma. Bakanlığımız Hayat Boyu Genel Müdürlüğü bugün yayınlamış olduğu 50 kaybolmaya yüz tutmuş el sanatların içerisinden biri de dastar dokumaydı. Biz de bunu görünce daha önce don tetsili gibi bir çalışma yapmıştık. Ve onda oldukça verim elde edince bu sefer de özellikle bölgemizde iki mahallede saha çalışması yaptık. İncirköy ve Üzümlü mahallelerinde bu dokumaların devam ettiğini bildiğimizden dolayı ve bakanlığımızla unutulmaya yüz tuttuğu ilan edince İncirköy mahalle muhtarımız ve okul müdürümüzle irtibata geçerek bölgede bir saha çalışması yaptık. Ve çalışma sonrasında şunu gördük, halen dokumalar devam ediliyor ancak bu dokumalar bireysel olarak yapılıyor ve gelecek nesillere aktarılma ile ilgili bir sıkıntı görünce de 12 kursiyere ulaştık. Onlar da yıllardan beri kültürel olarak devam eden bu sanatın devamını istediklerinden dolayı okul müdürlüğüyle görüşme sonrasında yer tahsisini sağladık ve kursumuzu 12 kursiye ulaştık. Bu kursla tabii ki kültürel miras kesinlikle aktarılacaktır. Bu aktarım sırasında şunu da yapacağız ileride, bu bölgeye ait floradan ipliklerin kaynatılarak ve ipliklerde kök boya gerçekleştirerek yapılacak olan ürünlerin daha iyi bir şekilde pazarlanmasını sağlamak için çalışma yapacağız ve farklı kurslarda bu bölgede açacağız. Dolayısıyla insanlar evlerinde ürettikleri ürünleri satacaklar ve sattıklarını takdirde de aile bütçelerine katkı sağlamış olacaklar. Böylelikle biz de kültürümüzü, el sanatlarımızın bir bölümünü en azından kaybetmemiş olacağız. Adım Orhan Orhan, İnciköy Mahalle Muhtarıyım. Fethiye Halk Eğitim Merkezi'nin unutulmaya yüz tutmuş el sanatları üzerine bir kurs açmak istediklerini duyduk. Köyümüzde de önceden eskiden bu düven dokuma sanatı var idi. Ama epeyden beri hizmet sektörüne gittiği için şahıslar ara verildi, unutuldu, bayağı da unutuldu. Bunu tekrardan aktif hale getirmek için başta kaymakamımız olmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Suat Bey ile beraber bu kursu açtık. Toplam 12 kursiyerimiz var. Gaye unutulmasın, ileri dönük gelir olsun. Herkes öğrensin. Amacımız bu.